Konuğumuzu teşrif etmişlerdir. Kendilerine hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz efendim. Sayın Cumhurbaşkanım, çok değerli misafirler, Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızca düzenlenen İslam dünyasında yükseköğretim sistemleri ve üniversiteler arasındaki işbirliklerinin geliştirilmesi temalı İslam Ülkeleri Rektörler Forumu'nun açılış töreni için bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. İslam coğrafyasında yer alan 36 ülkeden gelen 136 ve Türkiye'deki üniversitelerimizden 180 rektörümüzle İslam dünyası yükseköğretim alanının oluşturulması temasıyla bu kapsamda işbirliklerinin kurumsal anlamda başlaması, güçlü bir bağlantı oluşturulması ve araştırma alanı oluşturulması hedefleniyor bu önemli forumla. Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli misafirler, konuk üniversite rektörlerimizin selamlama konuşmalarına geçmeden önce Yükseköğretim Kurumu Başkanımız Profesör Doktor Sayın Yekta Saraç'ı açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurunuz Sayın Saraç. Muhterem Cumhurbaşkanım, değerli misafirler, katılımcılar, bugün ülkemizin birliğinin, dirliğinin ve müreffeh yarınlarının sembolü olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İslam ülkeleri arasında yeni bir yüksek öğretim alanı oluşturmayı hedefleyen toplantımızın açılışı için bir aradayız. Siz muhterem Cumhurbaşkanımıza himayeleriniz için en samimi teşekkürlerimi arz ederim. İslam ülkeleri üniversitelerinin katılımıyla gerçekleşecek ve kadim medeniyetlerimizin paylaştığı güçlü bilim tarihinin ve ortak değerlerimizin gücünü bir araya getirmeye vesile olacağına inandığımız iki gün sürecek etkinliğimizin açılışına İslam coğrafyasında yer alan ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rektörlerinin dışında 35 ülkeden 120'yi aşkın üniversitenin rektörü katılmakta. İslam dünyasının siz değerli rektörlerine de hoş geldiniz diyorum. Muhterem Cumhurbaşkanım, yeni YÖK, devletimizin güçlü Türkiye hedefinin değerini anlayan, bu hedefin ülkemiz ve İslam dünyası için ne anlama geldiğinin şuurunda olarak Türkiye'mizin sorunlarını bilen ve bu sorunların çözümüne destek olan bir akademiyi inşa etmeye çalışmaktadır. Eğitim öğretimi bir dava olarak gören, yüksek öğretimi de ülkemizin kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde, mefkure düzleminde bu davanın merkezine yerleştiren yeni YÖK olarak ülkesi için durmaksızın çalışan hakikat aşkıyla dolu gençler yetiştirmek için üniversitelerimizin yeniden yapılandırılması yolunda sağlam adımlarla ilerliyoruz. İnançla attığımız bu adımları gerek düşünce planında ve mevzuat değişikliklerinde gerekse uygulama alanında vizyoner yol göstericiliğiyle biçimlendiren ve destekleyen şahsınıza müteşekkiriz. Muhterem Cumhurbaşkanım, YÖK olarak ufkumuzu sadece ülkemizin coğrafi sınırları ile sınırlandırdığımız takdirde ülkemiz, İslam dünyası ve bütün dünyaya yönelik bilime ilişkin hedeflerimize ulaşmanın mümkün olmadığını yakinen biliyoruz. Büyük Türkiye'nin uluslararası alanda gösterdiği belirleyici aktör olma başarısının ülkenin tüm kurumları ile de desteklenmesi gerektiğine de inanıyoruz. Bu nedenle YÖK, uluslararası alanda etkin ve verimli olma amacını İslam dünyasında bir yüksek öğretim alanı oluşturma başlığıyla desteklemeye karar vermiştir. İslam bilim tarihi, dünya bilim tarihinin omurgasını oluşturmaktadır.
İslam tarihinin akademik yapıları Endülüs'ten Orta Doğu'ya dünya üniversitelerinin en eskileri, en kadimleridir. Bilimin Bağdat'tan Basra'ya, Şam'a, Kurtuba'dan Urfa'ya, Isfahan'a, Semerkant'tan Mısır'a kadar tüm merkezleri tarih boyunca birbirlerinden haberdar olmuş, bilimin dünyasında atılan her adım güçlü bir İslam coğrafyasını, sağlam devlet yapılarını, müreffeh Müslüman toplumların inşasını desteklemiştir. Diğer taraftan ise İslam coğrafyasında tarihi bakımdan bilimin güç kaybı ile İslam ülkelerin siyasi ve ekonomik güç kaybı birbiriyle örtüşen süreçte maalesef gerçekleşmektedir. Bu tarihe yapılan atıf, bilimi ve akademisi güçlü bir İslam coğrafyasını oluşturabilmenin, ülkelerimizin yeryüzünde bütün değerleri ve kültürleriyle varoluşlarını sürdürebilmesi, İslam dünyasının ekonomik ve teknolojik gelişimini sağlayarak insanlarımızın müreffeh yaşaması ve diğer mazlum halkları destekleyerek yeni bir gelecek inşa edebilmesi için en temel hedef olduğuna vurgu yapar. Ülkelerimizin akademik kurumlarının sınırlarını aşarak bütün İslam dünyasını kucaklaması bu hedefin gerçeğe dönüşmesinde ilk adımdır. Bunun içindir ki her bir İslam ülkesinin yüksek öğretim sistemi, ortak mezun yeterlikler sistemi, ortak kalite güvencesi süreçleri, yeterliklerin tanınması, ortak kredi sistemi, bilgiyi paylaşacak öğrenci ve araştırmacı hareketlilik ve değişim sistemleri, her düzeyde ortak eğitim programları ile coğrafyamızın diğer üniversiteleri ile birlikte güçlü bağlar kurmalıdır. Kurulacak bu güçlü bağların oluşturacağı ağ, küresel yüksek öğretim sisteminde İslam ülkelerin bilim hayatlarının istiklalini de sağlayacaktır. Aksi takdirde İslam dünyası küresel yüksek öğretim anlayışının dayatmalarına boyun eğerek kendi dışında oluşturulan ve kendi özüne ters bir felsefesi ve amacı bulunan, kendi milli değerlerini, yerel ihtiyaçlarını, kalkınma hedeflerini ve gelişimini göz ardı eden bir yüksek öğretim sisteminin parçası olmaya devam edecektir. Ortak bir yüksek öğretim alanını oluşturmayı başaran İslam dünyası, ülke kalkınmasının temeli olan teknolojik ve bilimsel gelişmede önemli bir ivme kazanacak ve genç nüfusunun daha iyi bir eğitim almasını sağlayacaktır. Oluşturulacak bu ortak yüksek öğretim alanı ile pek çok imkan ve fırsat da doğacaktır. Üniversitelerimizin araştırma bütçelerinden ortak yatırım yapma imkanı çok daha az maliyetle bilimsel araştırmaları finanse edebilmeyi destekleyecektir. Var olan ortak sorunlarımızın çözümü için bilimsel ve teknolojik işbirliklerinin gerçekleşmesi, sorunların çözümünde daha kısa sürelerde sonuca ulaşılmasını ve ülkelerimizin dışa bağımlılığını azaltabilir. Mezuniyet sonrası araştırmacı istihdamında da veri paylaşımı, genç nüfusu yüksek İslam ülkelerinin göç nitelikli iş gücü kaybını azaltacaktır. Ortak diploma programları ile özellikle tıp ve mühendislik gibi alanlarda yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyan ülkelere, sistemleri daha gelişmiş olan İslam ülkelerinin desteğini sağlamak mümkün olacaktır. Ülkeler arası öğrenci değişimi, kültürel farklılıklara sahip İslam ülkelerinin birbirlerini daha iyi tanımasına vesile olacak. Her bir deneyim genç nesillere birlikte daha güzel bir dünya hayalini gerçekleştirmeye katkı sağlayacaktır. Orta Asya'nın, Afrika'nın, Uzak Doğu'nun, Balkanların, Orta Doğu'nun birbirlerinden binlerce kilometre uzakta ama kalpleri birlikte atan gençlerinin değişim programları ile birbirlerini tanımaları ve aynı bilimsel ortamları paylaşmaları en büyük arzumuzdur. İslam dünyasında baş gösteren krizlerin çözümüne bu yakın işbirlikleri önemli katkı sağlayacaktır. Ülkemizde 14 bin Suriyeli gencimiz yüksek öğrenim görmekte malumlarınız. Ayrıca 400'ün üzerinde Suriyeli akademisyen de bilim dünyamızın bir parçası oldu. Fakat şunu da biliyoruz. Öğretim üyesi ve öğrenci değişimleriyle İslam ülkelerinin akademileri birbirleriyle daha yakın ilişkiye girmiş olsaydı, bu ortak yüksek öğretim alanı oluşturmuş olsaydı, bu katkı daha farklı ve etkin bir boyutta gerçekleşebilirdi. Muhterem Cumhurbaşkanım, İslam dünyasının rektörlerinin iki gün sürecek bu toplantısında tartışacağı konular arasında ortak mezun yeterlikleri çerçevesi, ortak kalite güvence sistemi, ortak kredi sistemi, yeterliklerin ve diplomaların tanınırlığı konuları yer alacaktır. Bu şekilde oluşturulacak İslam ülkeleri ortak yüksek öğretim sistemi ile öğrenci ve mezunlarımızın hareketliliği mümkün olabilecek. Öğrencilerimiz eğitimlerin belli dönemlerini yıl kaybı olmadan farklı bir İslam ülkesindeki üniversitemizde geçirebileceklerdir. Bu kapsamda hareketliliğin bir üst aşaması olan ortak diploma programları da bu forumda ele alınacak ve tartışılacaktır. Bu konu YÖK'ün öncelikler arasında yer almaktadır. Bu şekilde başlatılacak girişimler sadece öğrenci değişimi ve eğitim süreçleriyle sınırlı kalmayacak,
Öğretim üyesi ve araştırmacıların değişimi de bu şekilde işbirliklerinin artırılması süreçlerine katkı sağlayacaktır. Bu da İslam dünyasının bilim alanındaki gücüne fayda sağlayacaktır. Bugün bilim dünyasının araştırma alanındaki ortaklıklarını sergileyen haritalara baktığımızda maalesef bilimsel işbirliği alanında İslam coğrafyasının son derece zayıf olduğu görülmekte. İslam dünyasındaki üniversitelerimiz, Türkiye'de dahil olmak üzere, Batı'daki üniversiteler ile birçok ortak araştırma ve çalışma yaparken ve programlar düzenlerken, derece veren programlar, maalesef kendi aralarındaki işbirliği ile yapılan araştırmaların sayısı çok sınırlı. Bunu aşmak, bilimin üzerindeki tekelleri de kırmak anlamına gelecektir. Bu tekeller, İslam ülkelerinin bilim ve teknoloji üretimi alanında önce olmalarının önüne bilinçli bir şekilde çıkarılan engellerdir. Ülkelerin milli gelirleriyle üniversitelerin sıralamalardaki yeri doğrudan ilişkilidir. Sayın Cumhurbaşkanım, İslam dünyası dünya nüfusunun %16'sını oluştururken bilimsel eser çıktılarında bu oran ne yazık ki %6.9, yüksek teknoloji ürünlerindeki ihracatta ise %3.3'tür. Küresel işleyişi değiştirmenin tek yolu İslam dünyasında bilim ve teknoloji camiasının güçlenmesi, İslam ülkelerinin teknoloji alanında bağımlı olmaktan kurtulması ve sistemin güçlü işbirlikleriyle sahip olunan imkanların akılcı bir şekilde paylaşımı ile yeniden inşasına destek olmaktır. Bu süreçte başarılı olmak için üniversiteler kadrolarını küresel dünyada rekabet edebilecek üstün niteliklerle donatmak zorunda. Nitelikli bilgi ve nitelikli bilim insanı İslam ülkeleri için artık tam istiklallerinin iki şartı haline gelmiştir. Muhterem Cumhurbaşkanım, sizlerin yönlendirmesiyle YÖK'ün başlattığı ve sürdürdüğü Mevlana Değişim Programı bizlere şunu öğretti. İslam ülkeleri kendi kurguları, kendi imkanları ile uluslararası düzeyde değişim programlarını ve projelerini hayata geçirebilir. Biz bunu Türkiye olarak gerçekleştirmeye ve sonuçlarını almaya başladık. Değişim programı denildiğinde artık sadece Erasmus akla gelmemekte. Mevlana programı ile kısa bir zaman diliminde toplam 7137 öğretim üyesi ve öğrenci faydalanmış olup bunun 4576 yani %64'ü 26 İslam ülkesi ile gerçekleşti. Yeni YÖK olarak yakında uygulamaya soktuğumuz ortak projeye dayalı Mevlana programı, Mevlana Değişim Programı ile de bu program zenginleşmekte. Fakat bugünkü gelinen seviye yeterli mi? Elbette ki hayır. Bu projeyi daha ileri bir boyuta taşımak zorundayız. Muhterem Cumhurbaşkanım, bugün İslam coğrafyasında son derece güçlü üniversiteler var. Bu toplantı iyi örneklerin sergilenmesine, birikimlerin paylaşılmasına ve destek ihtiyacı duyan kurumlara yönelik desteklerin planlanmasına da vesile olacak. Hepimiz üniversitelerin İslam toplumlarının küresel dünyada iddia sahibi olması için, hatta siyaset sahnesinde varoluşlarını sürdürebilmeleri için değişimin yönlendiricisi ve merkezi olmaları icap ettiğini biliyoruz. Bu toplantının ve platformun İslam dünyası yüksek öğretimine yeni bir heyecan getireceğine ve yeni uygulamaları başlatacağına inanıyoruz. Muhterem Cumhurbaşkanım, sizin huzurunuzda tekrar tüm katılımcılara hoş geldiniz diyor ve İslam dünyasının ortak kültürel değerleri, görkemli bilim geçmişi, ortak sorunları paylaşma tecrübesi sayesinde akademik alanda birlikte hareket ettiğimiz takdirde bütün dünyaya mutlak bir hakikat gibi dayatılan bilgiyi tahakküm için bir güç olarak kullanma yerine bilgiyi insan saadetini ve refahını temin için fazilet kaynağı olarak görecek bir yüksek öğretim sisteminin oluşturulabileceğine olan inancımı zat halinizin huzurunda tekrarlamak istiyorum. Bilim adına istikbale bugün dünden daha umutla bakıyoruz. Hürmetlerimle. YÖK Başkanımız Profesör Doktor Sayın Yekta Saraca konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, çok kıymetli misafirlerimiz, tüm konuk üniversite rektörlerimizi temsilen, İslam ülkelerinin üniversitelerinden ülkemizi teşrif eden 3 kıymetli konuğumuzun selamlama konuşmaları olacak. Öncelikle Pakistan Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Sayın Erşat Ali konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum.
Bismillahirrahmanirrahim. Excellency, Honorable President Sayın of the Republic of Turkey, Mr. Recep Tayyip Erdoğan. Respected Professor, saygıdeğer Profesör Doktor Mehmet Ali. Yekta Şiraj, Sayın Chairman Yekta Council Saraj. Of Higher Education Turkey. Respected Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı, Sayın Rektörler, Rektör Yardımcıları, saygıdeğer diplomatlar, hanımefendiler, beyefendiler. Selamünaleyküm, hoş geldiniz. Şu anda büyük bir onur ve memnuniyetle bu önemli etkinliğe katılmış bulunuyoruz. İslam Dünyası Yüksek Öğretim Konferansı'na katılmaktan dolayı büyük memnuniyet duyuyorum. Bu bağlamda ilk olarak Türkiye Cumhuriyeti Sayın Cumhurbaşkanı'na bu benzersiz toplantıya ev sahipliği yaptığı için akademisyenleri, İslam dünyasının akademisyenlerini, ilim dünyasında çalışan kişileri bir araya getirdiğiniz için müteşekkiriz. Ve sizin liderliğiniz altında beyefendi, Türkiye Müslüman ümmeti için çok daha refah dolu bir dünyaya doğru yer alıyor. Aynı zamanda Sayın Muhammed Ali Yekta Saraç'a da, Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu Başkanı'na da bize sağlamış olduğu cömert desteği ve işbirliği için ve bu etkinliği mümkün kıldığı için teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 5 yıllık bir süre içerisinde İslam Dünyası Yüksek Öğretim Konferansı düzenli olarak yüksek öğretim kurumlarının İslam dünyasında işbirliği yapabildiği bir etkinlik haline gelmiştir. Bundan sonra da elde etmiş olduğu tecrübeler ve ilk 3 toplantı sayesinde Pakistan İslam Cumhuriyeti tarafından ev sahipliği yapılan 3 toplantı sırasında elde edilen tecrübelerin üzerine inşa edilecektir, yapılacak olanlar. Neden medeniyetler çatışmaları mevcut oluyor? Böyle bir ortam içerisinde bizim birlikte durmamız, kaynaklarımızı bir araya getirmemiz ve çok sıkı çalışarak ilerici, refah dolu, müreffeh bir Müslüman dünyasını oluşturmamız gerekiyor. Bugün gerçekleştireceğimiz konferansta İslam dünyasında yüksek öğrenim bir kez daha tanımlanacaktır. Çok iyi entegre olmuş bir yüksek öğretim sektörü İslam dünyasında ortaya çıkarıldığında bizlere ilham verecek ve yüksek öğretimin yönlendirdiği bir kalkınmada bize yol gösterecektir. Bu bağlamda yeknesak bir yeterlikler çerçevesi, kredi transferi ve Müslüman dünyaları arasında hem öğrencilerin hem de akademisyenlerin diğer ülkelere gidebilmesi bizim şu anda karşı karşıya olduğumuz stratejik zorluklar arasında yer alıyor ve bu konferans aracılığıyla bizim bu zorlukları ilk olarak tanımlamamız gerekiyor. Dünya çok hızlı bir şekilde değişiyor ve şu anda büyümeyi ve bütün ulusların ilerlemesini tanımlayan birçok farklı unsur var. Fosil yakıtlardan yenilenebilir alternatif enerjiye geçiş, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler ve nanoteknolojideki gelişmeler bundan sonra bizim yaşamımızda karşı karşıya olduğumuz yenilikler. Türkiye'den çok daha iyi konumda olan başka bir Müslüman ülkesi yok. İslam dünyasında yüksek öğretimi tanımlayacak ve toplu akıl ve toplu kaynaklarla İslam dünyasının bu olağanüstü dönüşümün bir parçası olmasını sağlayacak daha iyi bir ülke yok. Sayın Cumhurbaşkanı, ben eminim ki bu konferans stratejik hedeflerine ulaşacak ve yüksek öğretimde coğrafi sınırların ötesine geçecek bir şekilde yüksek öğretimin tanımlanmasını sağlayacak ve İslam dünyasında yüksek öğretimin şekillenmesini sağlayacak. Eğitimde gelişme olmaksızın bizler geride kalma kaderine mahkum kalırız. Biz şuna çok güçlü bir şekilde inanıyoruz ki eğitim ve sadece eğitim bizleri
geçmişteki Müslüman medeniyetinin o güzel günlerine geri götürebilecektir. Bu bağlamda saygıdeğer Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na tekrar himayelerinde bu konferansı düzenledikleri için teşekkür ediyorum. İslam dünyası çok yaşa. Pakistan çok yaşa. İslam dünyası çok yaşa. Çok teşekkürler. Pakistan Yükseköğretim Kurulu Başkan Vekili Sayın Erşat Ali'ye teşekkür ediyoruz konuşmalarından dolayı. Ve şimdi de Bahreyn Kingdom Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Yusuf Abdulgaffar Muhammed'i konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Allama'l insane ma lem ya'lem. Ve salatu ve selamu ala nebiyyil huda Muhammed muallimul beşeriyye ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Başlangıçta Sayın Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Allah onu korusun. Böyle bir toplantıyı İslam dünyasında Yüksek Öğretim Konferansı'nın 4. toplantısına riayetinden dolayı ve aynı zamanda kendisinin bu toplantıda özellikle 2 gün içerisinde 6 ana başlık altında bütün İslam alemini ve aynı zamanda İslam ülkelerindeki yüksek öğretimle ilgili konuların detaylı bir şekilde ele alınacağını bildirmek isteriz. Sayın Cumhurbaşkanı ve üniversite rektörleri, sayın katılımcılar, müsaade ederseniz hızlı bir şekilde ben sizlerle bazı görüşlerimi paylaşmak isterim ve bazı meselelere de değinmek isterim. Bizler görüşme sırasında, toplantımız sırasında bu meselelere değinebiliriz. Bilindiği gibi İslam dünyası şu an politik, ekonomik, sosyal, düşünce ve kalkınma bağlamında ciddi sınavlarla karşı karşıya kalmakta. İşte bütün bu sorunlar üniversitelerin üzerindeki de sorunlar. Sorumlulukları hiçbir zaman olmadığı kadar daha büyük ve yüklü kılmaktadır. Ve özellikle de Müslüman toplumlarımızın karşı karşıya kaldığı sorunlara yeterli çözüm yollarının bulunabileceği tek yerler yine üniversitelerdir. Üniversiteler sadece 4 yıllık eğitimden sonra diploma veren kurumlar değildir. Doğru, belki toplumda iş piyasasının istenilen kadroları ve nitelikleri temini bağlamından önemli kuruluşlar olsa bile aslında aynı zamanda düşüncenin, bilimsel araştırmaların aydınlığı ve gelişmişliğin de kaynaklarını oluşturmaktadır. İşte şu an aslında tam da bu soruyu kendi kendimize sormamız gerekiyor. İşte bizim üniversitelerimiz bu rolü gerçek anlamda üstlenebiliyor mu, değil mi? Ülkelerin kalkınmalarında temel taş görevini üstlenebiliyor mu? Yoksa kalkınma planları bir yerde, üniversiteler ve programları da farklı bir yerde mi işliyor? Bu an baktığımız zaman ABD Üniversitesi Silikon Vadisi diye bir araştırmayla Stanford Üniversitesi'nin topluma ve kalkınmaya katkısını araştırmayla ortaya çıkmıştı.
yapmıştır. Bu araştırma sonucunda üniversitenin mezun ettiği kişilerin yıllık olarak kalkınmaya 7.3 trilyon dolar katkıda bulunduğunu göstermiştir. Ve 3.500'den fazla da istihdam olanını sadece bir üniversite ortaya çıkarmıştır. İşte program araştırmasına göre de hiçbir şekilde üniversiteler olmadan, yüksek düzeyde, düzeydeki üniversiteler olmadan bir ülkenin refah ve kalkınmasını gerçekleştirmesi mümkün değildir. Evet, baktığımız zaman Shanghai Times ve QS'in sıralamalarına baktığımız zaman maalesef İslam üniversitelerinin bu gelişmiş üniversiteler listesinde yer almadığını görüyoruz. Dolayısıyla üniversitelerimizin de artık ayrıcalıklı noktalara ulaşabilmesi ve dünya içerisinde istenilen düzeye ulaşması için bütün çabalarımızı harcamamız gerekiyor. Şüphesiz bu da hedeflerimizin net, vizyonumuzun net olmasıyla mümkündür. 2016 yılında Birleşmiş Milletler üye ülkeleri New York'ta sürdürülebilir kalkınma toplantısında 2030'u sürdürülebilir kalkınma hedefini ilan etmişlerdi. Bu hedefler içerisinde de kapsamlı eğitim ve herkes için ömür boyu eğitimin temini yer almıştır. Buradaki amaç sadece eğitimi okullarda olması değil, sadece üniversitelerde değil, eğitim artık bir ülkenin kalkınmaşlık düzeyini oluşturabilmesi için her kesime ve tüm bireylere uygulanması gereken bir programdır. Buradan da bunu anlıyoruz. Ve üniversitelerin bilimsel araştırmaları teşvik etmesi, doğrudan sanayiyle bağlantılı bağlamında tedarik zincirini kurması ve iş adamlarıyla irtibata geçerek ihtiyaçlar niteliğinde programlar yapması ve üniversite vakıflarına önem vermesi ve özellikle de üniversitelerin kendi kaynaklarını oluşturma konusunda sadece devlete bağlı kalmaksızın vakıflar kanalıyla da gelirlerini sağlaması şüphesiz bizim adım atmamız gereken önemli projeler içerisinde olmalıdır. Hiçbir zaman Zeytun Üniversitesi'ni unutmayalım. İbni Haldun gibi ve Şekip Arna kurulmuştur. Ve şüphesiz İslam dünyasındaki bu gelişmeyi İngiltere Kralı 2. George Müslümanların halifesi 3. Hişam'a Endelös'te bir yazı yazmıştır ve bu yazısında, mektubunda şöyle demiştir: ve bizler ilim meclislerinizin ve sanayilerinizin, zanaatlerinizin geliştiğini duyduk. Bizler de sizin bu deneyimlerinizden istifade etmek isteriz ve bizler de kendi ülkemizde bu ilmin ışığından faydalanmak ve cehaletten kurtulmak için bizler Domant'ı kardeşimizi size göndereceğimiz heyetin başında gönderiyoruz. Heyet başkanı olarak gelecek. Kendisine yardımcı olmanızı, müsamaha içerisinde olmanız ve geleceklerle birlikte, kendi haşiyeleriyle birlikte ilgi vermenizi yaparız. İngiltere Kralı 2. George. İşte böyleydi durumumuz. Bakın ne hale geldi. Diğer bir problem de çabaların boşa gitmemesi, yerinde çaba harcanması ve teşviklerin sürdürülmesi çok önemli. İşte bu bağlamda ben Türkiye'de işaret etmek isterim. Bilim, teknoloji ve sanayi alanındaki ilerlemelerini ne işaret etmek isterim? Üniversitelere önem vermesi, ilim adamlarını sadece bu alanda yönlendirmesi ve ülkenin kalkınmasına katkıda bulunması için yapmış oldukları çabaları da dikkatten kaçmıyor. Ben sözümün sonunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na, Yüksek Öğretim Kurulu'na ve çok değerli kardeşlerimize bu önemli kongreye ev sahipliği yaptıkları için ve İslam dünyasında yüksek öğrenimin geleceğiyle ilgili görüşmenizin yapacağı bu toplantıya ev sahipliği yaptıkları için özellikle teşekkür etmek isterim. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bahreyn Kingdom Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor
Doktor Yusuf Abdülgafar Muhammed'e konuşmalarından dolayı teşekkür ediyor ve şimdi de Sudan Gezire Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Ömer Muhammed'i selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz efendim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'a hamdü senalar olsun. Salat ve selam Peygamber Efendimizin âli ashabının üzerine olsun. Amma ba'du. Sahibi fakhama. Sözümün başında çok değerli Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Ra'i hadzal mu'temer. Bu kongrenin Seyyid Reis Meclis Ta'lim al-Ali Türki Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Mehmet Yekta Seraj hocamız, sada çok değerli katılımcılar, al-camiat üniversite al-alam al-islami rektörleri, İslam dünyasının güzide rektörleri, çok değerli hanımefendiler, beyefendiler, katılımcılar, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. أن أتقدم بالشكر باسم الجامعات المشاركة من الدول الإفريقية السيد رئيس جمهورية تركيا الفتية katılımcı üniversiteler وأعضاء حكومته المؤقتين Türkiye Cumhuriyeti والتي قامت بتنظيم هذا المؤتمر المهم في مثل هذه الظروف üstlenen ve yapımına katkıda bulunan في العالم والتي يشهدها الناس الآن. Şüphesiz ولكن İslam dünyasının çok sıkıntılı bir dönemde geçtiği şu zamanlarda bu kadar önemli bir toplantıya şüphesiz Türkiye'nin ev sahipliği yapması hiç de yadırganacak bir durum değil. Çünkü Türkiye İslam dünyası içerisinde yaptıklarıyla, başarılarıyla, icraatleriyle her zaman örnek olma yolunda ilerlemiştir. Ve eğitim alanında da bu rolü üstlenmiştir. Olması tabii ki hiç de yadırganacak bir durum değildir. Bu bağlamda biz kongre başkanına ve organizasyonlara da, organizatörlere de bu kongreyi tertip ettikleri ve bizlere davet gönderdikleri için de teşekkür etmek isterim. Şahsen bana, ülkeme ve Sudan'a yapmış oldukları davetten dolayı da özellikle teşekkür etmek isterim. Ve ben de Afrika'daki üniversiteler adına da bir temsilci olarak tüm üniversitelerin selamlarını da iletiyorum. Aynı bağlamda Sudan Milli Eğitim ve Yüksek Öğretim Bakanı hanımefendinin de sizlere selamlarını iletiyorum ve eğitim alanında çalışan tüm yetkililerin de en içten selamlarını, ayrıca Afrika ülkelerinden olan yetkililerin de selamlarını iletmek isterim. لا يفوتني هنا أن أنقل لكم. Yine aynı bağlamda من بعد şükrana ve takdirana ala hadhihi mubadara al-karima ve takdirimizden ve narju an yakuna hadha al-mu'tamar bu istimraran li al-mubadarat allati nashat huna fi tatwir al-ta'lim al-ali başlayan yüksek öğretimin gelişimine yönelik atılmış olan adımların İslam dünyasını da kapsayacak bir şekilde devam etmesinin bir başlangıcı olmasını da temenni ederim. Bizler المحدود بين السودان وتركيا تكون منارة في إفريقيا وزخرة للعالم الإسلامي ومن حسن الطالع أن العقدة مؤتمر هذا ويلتئم على هذه الأهداف وفي تركيا التي نشهد لها بالريادة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتضم الجامعات المتطورة ذات المستوى العالمي son zamanda kaydettiği hamime dikkate aldığımız zaman şüphesiz bu ülkenin deneyimlerinden istifade etmek bizler için de gurur verici bir durum olacaktır.
Türk üniversiteleriyle Sudan üniversiteleri arasında ikili düzeyde işbirliklerimizi de başlatmış bulunmaktayız. Bizler gerek ikili düzeyde gerekse Türkiye ve Afrika ülkeleri ve halkları düzeyinde eğitim işbirliğini de önemsemekteyiz. Ben burada Peygamber Efendimizin de ifade ettiği gibi Müslümanlar oku emrinin ilk muhataplarıdırlar. Ve aslında ilim İslam'la birlikte başlamıştır. Camilerde başlamıştır. İlim meclislerinde başlamıştır. Hadis ilmiyle görmekteyiz. Müslümanlar aynı zamanda Kur'an ilminin ve hadis ilminin de ehilleridirler, muhataplarıdırlar. والعلوم بشتى أنواعها كان المسلمون روادها. حيث genel anlamda Müslümanlar ilim alanında öncü kişilerdir. Fizikte, kimyada, matematikte, والجغرافيا وغير ذلك من العلوم والمعارف. Tarihte, coğrafyada gerçekten de çok engin ulemalarımız bu ilimleri ortaya çıkarmış ve yaymışlardır. Müslümanlar dünyanın her tarafına ulaşmaya çalışmışlardır. Hindistan'a, Çin'e, Avrupa'ya ilimle gitmişlerdir. İslam'a akılla davet etmişlerdir. İlimle davet etmişlerdir. Ve ancak ne zamanki Müslümanlar bu değerlerinden geri adım attılar, bir kenara bıraktılar, tembelliğe kapıldılar, başıboşluğa verdiler kendilerini, işte o zaman da maalesef sorunlar başladı ve haçlı seferlerine maruz kaldılar. Öte yandan Müslümanlar medeniyetin ve ilmin merkezi olmalarına rağmen daha sonra bu değerleri maalesef kaybettiler ve Avrupalılar bunu aldılar. İşte az önceki konuşmacı da bahsetti. Tunus'taki Zeytuna Üniversitesi, Bas'taki Karaveyn Üniversitesi, Mısır'daki Ezher Üniversitesi ve Konya'da Selçuklular döneminde ortaya çıkan üniversiteler ve daha sonra 1430'lu yıllarda ilk Fatih Sultan Mehmet tarafından kurulan İstanbul Üniversitesi ve daha sonra tabii İstanbul Teknik Üniversitesi'nin kurulması ve Sudan'da ise ilk üniversitenin Hartum Üniversitesi olduğunu görmekteyiz. Ve tüm Afrika ülkelerinde de üniversiteler tamamıyla bilimden istifade ederek toplumlara hizmet etmeyi amaçlamaktadırlar. Bazı üniversiteler gerçekten fiziki şartlarını çok iyi yaptılar. Ama maalesef bu fiziki güzelliklerin içinde anlam boşluğu, içi boş üniversiteler yapıldı. Ve oysa bizim dünyamızda üniversitelerimizden istenen şey teknik gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri takip etmek, küreselleşmenin gerektirdiği şekilde bilimi geliştirmek ve ortak değerlere bağlı olarak yine belli ortak planlarla, yol haritasıyla hedefleri belirlemek ve bunları gerçekleştirmek için uğraşmak, kendi özümüze, kültürümüze bağlı olarak ilim ve ilim meclisleri ve ilim adamlarını geliştirmek. Şüphesiz hepimizin arzusu da budur. Bu bağlamda Türkiye'nin bu konuları ele almamız için bize yapmış olduğu bu davete büyük bir içtenlikle icabet ettik. Ve bizler de biliyoruz ki üniversiteler, ülkeler, devletler ve toplumlar için çok önemli öncü argümanlardır. Ve bizler de inşallah yakın gelecek içerisinde buradaki görüşmelerimizin meyvesini almak isterim. Cenab-ı Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de de dediği gibi Allah'ım işimin başını sonunu da hayır eyle ve bana kendi indinden yardım gönder ayetiyle sonlandırıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
Sudan Gezire Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Muhammed Ömer Muhammed'e konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, şimdi hitaplarını gerçekleştirmek üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye teşriflerini arz ederim. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanı. Bismillahirrahmanirrahim. İslam dünyası yüksek öğretim kurumlarının değerli yöneticileri, kıymetli rektörler, saygıdeğer misafirler, değerli hocalarım, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ülkemizin Yüksek Öğretim Kurumu YÖK'ün tertip ettiği İslam Dünyası Yüksek Öğrenim Konferansı'nın başarılı geçmesini ülkelerimiz ve akademik camiamız için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. İslam aleminin dört bir yanından konferansımıza teşrif eden her biri kendi alanında önemli başarılara imza atmış kıymetli misafirlerimize özellikle şahsım, milletim adına hoş geldiniz diyorum. Eskiler barikayı hakikat müsademi efkardan doğar derdi. Yani hakikat kıvılcımının fikirlerin çarpışmasıyla doğacağını, ortaya çıkacağını söylerlerdi. Bu sözün asıl muhatabı aslında üniversitelerdir. Akademi dünyasıdır. Konferansımızın medeniyet coğrafyamızdaki yüksek öğretim sorunlarının tartışıldığı, yeni işbirliği imkanlarının geliştirildiği bir sürecin kapılarını aralayacağına inanıyorum. Sayın YÖK Başkanı'na ve ekibine bu önemli konferansın düzenlenmesinde verdikleri emek ve buradaki tuluatları sebebiyle de ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli hocalarım, kıymetli misafirler, mensubu olmaktan iftihar ettiğimiz İslam medeniyetinin özü, hepimizin de bildiği gibi kardeşliktir, dayanışmadır. Bir duvarı oluşturan tuğlalar gibi birbiriyle kenetlenmektir. Yani Kur'ani ifadeyle dünyanın mersus, bu ifadeyle kendini zaten buluyor. Bu açıdan yaklaştığımızda kültürel, siyasi, mezhebi veya etnik farklılıklarımız bizim handikabımız değil, en büyük zenginliğimiz, en önemli imkanımızdır. Mukaddes kitabımız, hayat rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de de buyurulduğu gibi innemel mu'minune ihve. Müslümanlar ancak kardeştir. Sınırların aramıza girmesine, mesafelerin bizi birbirimizden koparmasına asla izin veremeyiz. Buna karşılık son zamanlarda yaşadığımız hadiselerin ortak kimliğimizi aşındırdığı, aramıza yeni duvarlar, yeni bariyerler ördüğü de bir gerçektir. Hafta sonu Suudi Arabistan, Kuveyt ve Katar'daydım. Gidişimizin sebebi işte oradaki bariyerler sebebiyle. Üç kardeş ülke Körfez'de. Nedir bu sıkıntı? Niçin biz bu durumlara düşüyoruz? Bu hallere niye düştük? Neden? Bunlar bizi tabii yaralıyor. Bunlar bizi üzüyor. Biz bu hallere düşmeli miydik? Niye düştük? Biz
diyalog yoluyla herhangi bir sıkıntı olduğu zaman birbirimizle bunları oturarak, konuşarak çözemez miyiz? Rabbimiz bize Kur'an-ı Kerim'inde ne emrediyor? Feşavirhum fil emr diyor. Bütün işlerinizde müşavere ediniz, istişare ediniz. Bir sıkıntı mı var? Müracaat edeceğimiz kapı istişaredir. Açarız telefonu. Şurada şöyle bir konu oldu. Neden? Niçin? Bu sıkıntının altında yatan nedir? Bunu konuşur ve çözüm yollarına gideriz. Ama yok, çözüm yollarına gitmeyip etrafımızda birilerini de almak suretiyle eğer herhangi bir kardeşimizi köşeye sıkıştırırsak bu kabul edilebilir bir şey değildir. Biz bunları yapmamalıyız. Bu bize yakışmıyor. Biz bunları aşmalıyız. Çünkü bizim her zamankinden daha fazla dayanışmaya, kardeşliğe ihtiyacımız var. Ve bütün bunların yanında da fikri alışverişe ihtiyacımız var. Şu anda ben karşımdaki topluluğu adeta bunun temel taşları olarak görüyorum. Ve bu burada kalmamalı. Ve süreklilik arz etmek suretiyle de devam etmelidir. İslam dünyasının bugün birlikten ziyade ayrışmalarla, barıştan ziyade çatışmalarla gündemde olması ne kadar acıdır. Kriz, iç savaş, kardeş kavgası ve teslimiyet politikaları bizi birbirimizden her gün biraz daha uzaklaştırıyor. İşte Suriye. İşte Irak. Ölen kim? Müslüman. Öldüren İslam kisvesi altındaki müsveddeler. Üstelik de la ilahe illallah diye geliyor öldürüyor. Böyle bir mantıksızlık, böyle bir akli noktada zayiat olabilir mi? Ama bunları yaşıyoruz. Suriye'de ve Irak'ta her bir taşında binlerce yıllık medeniyetimizin izleri olan şehirler adeta şu anda enkaz yığını haline geldi. Asırlar boyu esenlik yurdu olan beldeler maalesef yıkımla, gözyaşıyla, arşı titreten mazlum feryatlarıyla iniyor. İşte o yavruların halini görüyoruz. Onların taş yığınları arasında, binaların altında ne durumda olduklarını görüyoruz. İşte Halep, işte İdlib, işte Hama, işte Humus harabeye çevrildi. Senelerdir ilim aşıklarının susuzluğunu gideren meşhur Musul Kütüphanesi talan edildi. Bağdat Kütüphanesi'nde yer alan her bir hazine değerindeki binlerce kitap, el yazması, nadide eser ya imha edildi ya çalındı. Bir zamanlar bunları biliyorsunuz Hülagü Han da yapmıştı. İşte biz bunlara dayanamıyoruz. Tarih kitaplarında da bunları okuduğumuz zaman adeta içimize sığmıyor. Muhteşem mimarileriyle ziyaretçilerini büyüleyen kütüphanelerimiz, camilerimiz, külliyelerimiz bir bir yok oluyor, yok ediliyor. Barışın sembolü Kudüs, Müslüman karakterine, tarihi dokusuna yönelik saldırılar karşısında direnmeye, ayakta kalmaya çalışıyor. Müslümanların mevcut güçsüzlüğünden, parçalanmışlığından cesaret alan malum İsrail yönetimi her gün yeni bir uygulamayla Kudüs'ün İslami karakterini tahribe yelteniyor. Her fırsatta ülkemizi eleştiri yağmuruna tutanlar mesele Filistin olunca, Kudüs olunca, Müslümanların hakkı hukuku olunca birden ne yazık ki suspus kesiliyorlar. Hiç kimse bizden artık bıkkınlık derecesinde bu iki yüzlülüklere daha fazla sessiz kalmamızı bekleyemez. İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'nın izzetinin,
onurunun korunması sadece Filistinli kardeşlerimizin değil, tüm İslam aleminin vazifesidir, görevidir. Biz bölgedeki tüm inanç mensuplarının güvenliğini ve huzurunu arz ediyoruz. Dün de söyledim. İstanbul'umuzda sinagoglar var. Havralar var. Bu olaylar olurken bazı gruplar sinagoglara saldırma yoluna gittiler. İlk işim İstanbul valisine, emniyet müdürüne bunlara müsaade etmeyin. Bizim dinimiz bunlara müsaade etmez. İsrail böyle yapıyorsa biz böyle yapamayız. Tam aksine biz bu ibadethaneleri ve buralara giden Musevileri, Yahudileri biz güvence altına almamız lazım, koruma altına almamız lazım. Sağ olsun bazı ufak tefek hadiselerin dışında bu güvenceyi, bu korumayı sağladılar. Müslümanın örnek yanı zaten budur. Biz bunu başarmakta görevliyiz. Biz Ömer İbni Abdülaziz'in arazisine cami yapılıyor, mescit yapılıyor diye şikayet edildiğinde onu yıktıran bir medeniyetin, bir anlayışın mensuplarıyız. Dolayısıyla bu hassasiyetimizi dün nasıl koruduysak bugün de korumalıyız, yarın da korumalıyız. İsrail'in Müslümanları rencide eden metal dedektör uygulamasından geri adım atması, gerilimin azaltılması noktasında doğru bir adım olmuştur. Tabii ki bundan bir memnuniyetimiz söz konusudur. Ama arzumuz yeterli midir, değildir. Yani cuma namazlarına, cuma günleri gelen Müslümanlara o kapıların kapanmasına tahammül etmemiz mümkün değildir. Kaldı ki sadece Filistin'de yaşayanların geldiği bir mabet değildir Mescid-i Aksa. Tüm dünya Müslümanlarının geldiği bir mabettir. Bunun kapısı dünya Müslümanlarına kapatılamaz. İsrail, Kudüs'le ilgili yerleşik teamüllere, hukuka ve insan haklarına saygılı davranmalıdır. Bir kez daha İsrail Cumhurbaşkanı Sayın Rivlin'le görüştüm ve kendisine bütün bunları anlattım ve buradaki arzumuzu, düşüncemizi de kendisiyle paylaştım. Dedim ki artık sizler de bir cumhurbaşkanı olarak bu konudaki ağırlığınızı koymalısınız. Tabii birileri işte orada başbakanın sorumluluk alanı ile Cumhurbaşkanı'nın sorumluluk alanı öyledir böyledir diyorlar ama tabii ben Cumhurbaşkanı olarak ancak Cumhurbaşkanı ile görüşebilirim. Başbakanım başbakanla görüşür. Bu da uluslararası diplomasinin bir gereğidir. Biz de bunu yapıyoruz. Fakat son olarak gerek Ürdün Kralı ile yaptığım görüşmeden sonra onların da o akşam yaptıkları görüşme olumlu neticeler vermiş olacak ki en azından bu metal dedektörlerin kaldırılması kararını meclislerinden ittifakla aldılar. Ben tabii burada bir başka durumu özellikle ifade etmek isterim. Yani İsrail yönetimine şunu hatırlatmakta fayda var. Eğer bu dünyada barış içinde yaşamak istiyorsanız başkalarını tehdit etmek yerine kendisini ve bölgeyi ateş çemberine sokabilecek politikalardan kaçınmak gerekiyor. Değerli hocalarım, her açıdan sıkıntılı, meşakkatli bir manzarayla karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir. Son birkaç asırdır yaşanan tüm sıkıntılara rağmen İslam medeniyeti Batı tarafından yutulamayan, yenilemeyen, teslim alınamayan tek medeniyettir. Ciddi bir takım hasarlar alınmış olsa da medeniyetimizin o çelik çekirdeği halen sapasağlamdır.
Hasarlarımızı gidermek de bizim elimizdedir. Biz gidereceğiz. Başkaları bunu yapmayacak. Doğru tedavinin yolu, aramızda tabii doktorlar da çok, öncelikle teşhisin doğru konulmasından geçiyor. Unutmayalım ki hiç kimse görmek istemeyen kadar kör değildir. Bunun için öncelikle kendi muhasebemizi, kendi öz eleştirimizi yapmalıyız. Sorunlarımızın kaynağı olarak hep başkalarını işaret etmek, sıkıntılarımızın çözümünü dışarıda aramak bizi yanlış yollara sevk edecektir. Başarısızlığımızı bir yerlere yıkmak, fatura etmek bizleri başarılı kılmaz. Müslümanlar neden bu hale düştüklerinin cevabını lütfen kendilerinde, bilhassa da ilim, hikmet ve bilgi kaynaklarıyla kurduğu ilişkide aramalıdır. Bu ilişki ne kadar muhkem olursa dünya da o kadar sağlam olur. Bizler az önce de hocalarımızdan bir tanesi surenin başında ilk ayeti okudu. İlk emri ikra, yani oku olan bir dinin mensuplarıyız. Bizim dinimiz cehaleti emretmiyor. Tam aksine ilmi emrediyor. Son birkaç asırdır kitaptan, kütüphaneden, kalemden, tefekkürden daha fazla uzaklaşıyoruz. İslam dünyasındaki nüfusun %55'inin okuma yazma dahi bilmediği gerçeği yüreğimizi acıtıyor. OECD ülkelerinde milli gelirden eğitime ayrılan payın ortalaması %5,2 iken bu oran İslam dünyasında %1'i dahi bulmuyor. Bu rakamlar asırlardır ruhumuzu ve dimağımızı besleyen hikmet pınarlarının niçin tek tek kuruduğunu da bize gösteriyor. Biz bu makus tabloyu değiştirmek için 15 yıl önce ülkeyi yönetme sorumluluğunu devraldığımızda önceliklerimizin en başına eğitimi koyduk. 4 temel taş üzerinde Türkiye'yi yükselteceğiz dedik. Bunun birincisi eğitim, 2 sağlık dedik, 3 adalet, 4 emniyet dedik. Bütçeden ayrılan payda eğitimi ilk sıraya çıkarttık. Derslikten öğretmene, üniversitelerden yurtlara, burslara, desteklere kadar her alanda güçlü bir eğitim öğretim altyapısı kuracak adımları attık. Buna rağmen eğitim öğretimde bulunduğumuz yeri hala yeterli görmüyoruz. İşin aslına bakılırsa İslam dünyasındaki her toplum gibi biz de işin kolayına kaçıyor, emek isteyen, sabır gerektiren meselelerden uzak duruyoruz. Soran, sorgulayan, geleceğe dair iddiaları olan bir nesil yetiştirmekte gereken başarıyı gösteremediğimizde ortaya geçici hevesler peşinde koşan maalesef bir nesil çıkıyor. Halbuki kendine özgü eğitim sistemlerini geliştiremeyen milletlerin istikbali tayin edemeyecekleri gerçeğiyle karşı karşıyayız. Bu bakımdan en büyük görev üniversitelerimize düşüyor. Üniversiteler bilimin, özgün ve özgür düşüncenin üretim merkezleridir. Teröre bulaşmayan, şiddeti kutsamayan her türlü fikrin, her türlü kanaatin üniversitede yeri vardır, yeri olmalıdır. Üniversitede kürsüleri sadece ders anlatılan mekanlar olmanın çok ötesinde nitelikli fikir tatilleriyle öğrencilerin ufuklarını açmalı, dünyaya, topluma ve kendilerine dair farklı bakış açıları da kazandırmalıdır. Bizde bir söz var. Yiğit düştüğü yerden kalkar. Yiğitlik ise kaybolduğu yerde aranır. Arkadaşlarımız tercümeyi yalnız iyi yapsın. Nasıl medeniyetimizin gerilemesi,
medreselerimizin çökmesiyle ilim alanında başlamışsa yükselişimiz de Allah'ın izniyle inşallah oradan olacaktır. Bunun için evvela üniversitelerimiz arasında tecrübe paylaşımını gerek ulusal gerek uluslararası ve öğrenci hareketliliğini artırmamız gerekiyor. YÖK Başkanımız konuşmasında Mevlana Değişim programından bahsetti. YÖK Başkanımızdan bu programı İslam dünyasındaki yüksek öğretim sistemleri için Erasmus benzeri, hatta ondan daha ileri düzeyde bir değişim programı haline dönüştürmesini özellikle rica ediyorum. Programın yönetimine İslam ülkelerinin dahil edilmesi suretiyle çalışmaya uluslararası bir mahiyet kazandırılmasını da doğrusu önemli görüyorum. Akademisyenler ve öğrenciler düzeyindeki değişim programının sadece bununla sınırlı kalmaması ve bir üst aşama olan ortak diploma programlarının devreye alınması da şarttır. Halen YÖK'ün Batı ülkelerindeki üniversitelerle 250'yi aşkın ortak diploma programı bulunuyor, öyle mi? YÖK Başkanımızdan talebim, en az 15 üniversitemizin bu toplantıya katılan İslam ülkeleri üniversiteleriyle lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde ortak çift diploma programları başlatmasına öncülük etmesidir. Ve ben özellikle ülkemdeki rektörlerimizden de ricam var. YÖK Başkanımızla da bunu konuşuyorum. Allah aşkına şu yardoşluk olayı nedir ya? Şunu bir gözden geçsin. Yani birisi doktorayı bitirmişse ondan sonra doçentliğin önünü açmak, bir ara mekanizma ortaya koymak suretiyle bizim hocalara ihtiyacımız var ve burada yardoşlukla da ön kesiyoruz. Yani dünyanın kaç yerinde acaba yardoşluk var? Bunu da bir inceleyip ben YÖK Başkanımıza da söyledim. Bunu da bir görelim. Ben araştırdığım yerlerde doğrusu böyle bir mekanizma pek görmüyorum. Yani bunu birilerini şöyle oyalamak için yapmışlar. Bu gerçekten ilmiye sınıfına bakıyorsunuz bir paravan, bir engel oluşturuyor. Bunu da aşmamız lazım. Ve aşacağımıza inanıyorum. Esasen Türkiye'nin yüksek öğretim sistemi 184 üniversitesindeki 7,3 milyon öğrencisi, 75 bini doktoralı olmak üzere 150 bin akademisyeniyle güçlü bir yapıya sahip. YÖK'ün ülkemizin bu bilgi ve birikimini İslam ülkelerindeki yüksek öğretim sistemleriyle paylaşması gerektiğini de düşünüyorum. Değerli hocalarım, dünyanın en iyi ilk 500 üniversitesi arasında İslam ülkelerinden sadece bir avuç kurum bulunuyor. İslam toplumları olarak en zeki öğrencilerimizi, en parlak beyinlerimizi batılı eğitim kurumlarına kaptırıyoruz. Gençlerimiz kendi ülkelerinde, kendi üniversitelerinde parlak bir gelecek göremedikleri için giderek artan bir oranda batıya yöneliyorlar. Üstelik bunun için batı ülkelerine çok ciddi paralar da aktarıyoruz. Bu öğrencilerin akademik çalışmalarını bitirdikten sonra doğal olarak kendi ülkelerine dönmeleri, kendi insanlarına hizmet etmelerini bekliyoruz. Ancak çoğu zaman okullarını bitirenler ana vatanlarına dönmüyor, eğitim aldıkları yerlerde kalıyorlar. Bu durumda alıştıkları hayat standardından vazgeçememe gibi sebepler mutlaka etkilidir. Ancak devleti yönetenler olarak bizlerin, üniversitelerimizin en tepelerindeki isimler olarak da sizlerin gençlerimizi kendimizden uzaklaştıran asıl sebepler üzerinde düşünmesi gerekir diye düşünüyorum. İlmi ve fikir hayatımızın çölleşmesine yol açan bu beyin göçünü önleyecek tedbirleri
bir an önce hayata geçirmeliyiz. Bunun yanında gençlerimizi zihinleri formatlanmış birer robota, birer mankurta dönüştüren yapılara karşı da dikkatli olmalıyız diye inanıyorum. Millet olarak geçtiğimiz yıl 15 Temmuz gecesi hoca kılıklı bir şarlatanın peşine takılan insan müsveddelerinin neler yapabileceğine, kendi ülkesine nasıl ihanet edebileceğine çok yakından şahit oldum. Bakın bir şey söyleyeceğim. Onun peşinde de profesörler var ha. Doçentler var. Kariyer sahipleri var. Nedir? Summun bukmun umyun fehum la yercun. Gözü var görmez. Kulağı var duymaz. Aynı şekilde ağzı var hakikati konuşmaz. Çünkü kalpler mühürlenmiş. Bu da böyle. O bize diyor şah damarımızdan daha yakındır. Bunu diyen ilmiye sınıfından. Ya kitab-ı mübinde bize şah damarından yakın olan Rabbimizdir. Rabbimizden başkası asla. Öyle bir şey yok. Ve bunu söyleyecek kadar istikametini kaybedenler var. Bu dayanışmamız bu bakımdan da çok önemli. Ve şu gördüğünüz külliyenin etrafında 29 kardeşimiz şehit oldu. 36 evladımız yaralandı. Ve Türkiye genelinde bu FETÖ'cü hainler tarafından 250 şehidimiz var. 2193 gazimiz var. Şehitler arasında bir de profesörümüz var. 8 de üniversite öğrencisi var. Dünyanın 170 ülkesini zehirli bir sarmaşık gibi saran FETÖ'yle gerek yurt içinde gerekse yurt dışında yoğun bir mücadele yürütüyoruz. Siz kıymetli rektörlerimizden takiye ve yalanı ibadet sayan emelleri için masum kanı dökmekten çekinmeyen bu örgüte karşı dikkatli olmanızı, harekete geçmenizi bekliyoruz. Şunu unutmayın. 160 ülkede dünyada faaliyetleri var ve bu faaliyetlerin içinde o ülkeleri de kendi kontrolleri altına alan çalışmalarla bizim başımıza gelen bela o ülkelerin de başına gelebilir. Onu da ben sizlere buradan hatırlatıyorum. Çünkü o ülkelerin seçkin öğrencilerini alıp istedikleri gibi yoğuruyor. Ondan sonra da devletin kademelerinde bakıyorsunuz söz sahibi oluyorlar. Bu teröristlerin özellikle diyalog, hizmet, eğitim kisvesi altında başında bulunduğunuz kurumlara sızmasına asla fırsat vermeyiniz. Daha aydınlık bir gelecek için yapılması gerekenler büyük oranda bellidir. Öncelikle İslam ülkeleri her gün bir yenisi eklenen aralarındaki algı duvarlarını, ön yargıları, psikolojik sınırları bir tarafa bırakmalıdır. Müslüman idrak, maddi ve coğrafi sınırlara kendini asla hapsedemez, etmemelidir. Ne kendimizi tekrar ne de başkalarını taklit bizi hedeflerimize götürür. Hazreti Mevlana şöyle güzel bir ifadeyle bir hatırlatmada bulunuyor. Denizde inciler derinde olur. Çer çöp sahilde olur. Böyle buyuruyor. İnciye yani değerli olana ulaşmak için meşakkatli ve riskli bir yolculuğu göze almak gerekiyor. Öyle kolay elde edilmiyor. Çalışmak gerekiyor. Bu doğrultuda kısa, orta ve uzun vadeli planlarla çalışmalara derhal başlamalıyız. Bugün attığımız adımların çok uzun yıllar sonra meyve vereceğini unutmadan sabırla yürümeliyiz. Men sabera zafera. Kim ki sabreder o zafere ulaşır. Bu toplantıyı doğru yönde atılmış kıymetli bir adım olarak görüyorum.
Mescide gittiğinde zikir meclisinden önce ilim meclisine oturmuş bir peygamberin ümmeti olarak İslam dünyasının yükselişini inşallah üniversitelerden başlatacağımıza inanıyorum. Bu konferansın düzenlenmesinde emeği geçenleri tekrar tebrik ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Ülkelerinize döndüğünüzde tüm kardeşlerimize şahsımın ve milletimin selamlarını iletmenizi özellikle sizlerden istirham ediyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. İslam Ülkeleri Rektörler Forumu'nun açılış töreni sona ermiştir efendim. Tüm misafirlerimize, rektörlerimize, büyükelçilerimize katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a himayelerinden ve teşriflerinden dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık efendim. Arslan gibi çok önemli, müstenir ve alimleri mezun etmiş üniversitedir. Üniversitenin amacı tamamıyla niteliğe yönelik, niceliğe ve sayıya yönelik olmamıştır. Bugün bizim üniversitelerimizin de en çok ihtiyaç duyduğu zaman, yani Zeytun Üniversitesi Avrupa'daki en eski Polonya Üniversitesi'nden 3